Ne oldu? Aleyna. Kızım sen ne yapıyorsun? Ha? Bırak şunu. Anne. Üşüteceksin ayaklara bak suyun içinde. Ya anne ne üşütmesi, güneşi görmüyor musun? Aa. Kız Aleyna bunu story'e koy, vallahi çok beğenilir. Berin işi kesin bu. Berin teyzem dedi değil mi sana halı yıka diye? Evet anne, o söyledi. Tamam şimdi ben çitiliyorum onu. Nerede bu? Berin! Çıngar çıkacak şimdi bak. Meral'im hoş geldin. Hiç hoş bulmadım Berin. Ben de diyorum ki Berin Aleyna'ma bebekler gibi bakıyordur. Dışarıda halı yıkıyor çocuk. Benim kızım senin hizmetçin mi ya? Ya sen anlamadan dinlemeden ne konuşuyorsun? Ben Aleyna'ya burada rahatı bol bulmasın, evine dönsün diye gece kondunun nahoş taraflarını göstermeye çalışıyorum. Böyle bunu mu yapman gerekiyor? Çekip kenara düzgünce konuşsana çocuğum evine dön diye. Kız bu benim hiç aklıma gelmedi. Ya konuştum, dilimde tüy bitti, dönmüyor. Çocuğu yuvasına bağlayamamışsınız ya. Yavrum. Kalk çoraplarını giy. Kızım sistit olacaksın. Ya anne bak Nihal ablam da yapıyormuş, Aysel de yapıyormuş. Artık ben de bu evin bir kızıyım, benim de yapmam lazım. Kızım sen onlar gibi değilsin, bünyen hassas senin. Alışık değilsin, kaldıramazsın sen böyle ağır ev işlerini. Tabii ki yani biz zaten bu işler için doğrulup büyütülüp topluma kazandırıldık ya. Ya ben onu mu dedim şimdi? Herkesin durumu başka, kaldırabileceği şey başka. Daha önce yatağını mı toplamış bu? Anne, sence çalı yıkadın mı? Bu ne kadar zevkli bir şey biliyor musun? Böyle var ya şu çitilerken inanılmaz terapi gibi bir şey oluyor biliyor musun? Arındım resmen. Berin teyze, bundan sonra bütün halılarını ben yıkayacağım. Kimseye vermek yok. Yıka çocuğum, yıka. Zaten sonra duvar sileceğiz. Onu da çok seveceksin. Gerçek arınmayı orada yaşayacaksın. Artık o da başka sefere işe geç kalıyorum. Hadi sizi de öpüyorum. Sonuçta iş beklemez değil mi? Ekmek parası. Ay. Lafa bak. Allah aşkına ekmek parası diyor. Bunun dili de değişmiş. Ne ekmek parası? Sen ekmek mi yiyorsun ki?